Sabahın köründe uyanıldıysa ve bu saatte filtre kahveler yapıldıysa sanırım hoş geldin final haftası diyoruz. Bir an önce kendime bir tane bundan alacağım. O kadar güzel. Neyse, konumuz dağılmasın. Şimdi birazdan sınava gireceğim. İletişim okuluna. Sonra çıkacağım. Zaten çıktığımda görüşeceğiz. Yemek yiyeceğim. Son kargolarımızı vereceğim. Sonrasındaysa yarınki sınava çalışacağım. Şimdi merkeze geçiyorum. Ya sınavım iyi geçmedi çünkü bilmiyorum. Böyle çalıştığım detayları sormamıştı hoca. Ben biraz detay çalıştım. Meğerse çok üstünkörü soruyorum. Hep aynısı oluyor ya. Ben hep çok detay çalıştım da üstünkörü soruluyor. Şimdi merkeze geçiyorum. Şu an saatlerim 8.30 gösteriyor ve ben hala okuldayım. Ve bitmiyor. Yani pazarlamanın konusu bitmiyor. Son iki konum kaldı. Konumlandırma ve uluslararası. Şimdi diğer arkadaşlarım, yani tiyatro kulübünden arkadaşlarım gelecek. Onlar da ders çalışacakmış. Onlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ama benim bu akşam eve gitmem gerekiyor. Çünkü evim güzel evim. Burada sivilce çıkıyor. Bu stres çok kötü bir şey. Ojelerimin rengi dünyanın en güzel rengi. Su yeşilinden sonra tabii. Şu an işte okuldayım. Çalışıyoruz. Çalışmaya çalışıyoruz en azından. Yani bilmiyorum. Deniyoruz. Günaydın. Çökmüş bir haldeyim. Gerçekten... Böyle 2'de yatıp 8'de kalkmak falan dünyanın en zor şeyi. Yani bakar mısınız tipime? Neyse. Bugün vizeden kalan en önemli sınavım var çünkü. Ya vizede kalmadım. Ama en düşük notum şu an pazarlamadan. Onu yükseltmem gerekiyor. O yüzden de çalışmam, bayağı çalışmam gerekiyor. Sınavım 10.40'da ve saat 8.40, bir saat falan çalışacağım. Kusuruna bakmayın. Çünkü gerçekten çok kötüyüm. Yani bugün hiç olmadığım kadar çirkin ve kötüyüm. Zaten uykusuzum, gözlerimin altından belli. O yüzden özeti bitirip bir an önce eve gitmek istiyorum. Eve gidip böyle yatağımın içine gömülüp uyumak istiyorum. O yüzden ben şimdi birazcık çalışayım. Sonra bitsin ve eve gideyim. Nasıl fikir? Çok güzel fikir. Günaydın. Arkadaki cızbız seslerinden anladığınız gibi kahvaltı hazırlıyorum kendime. Dün çok yorulmuşum. Uyudum yani. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Bugün sınavım 2.40'da. O saate kadar çalışmayı düşünüyorum. Saat 10. Şimdi kahvaltı edip evden çıkacağım. Normalde 8'de falan okulda oluyorum. Ama bu sefer birazcık uyku verdim kendime. Belki bugün sabahlarım. Okul tondan emin olamadığım için birazcık uyku verdim. Bir de çok yorgundum. O iki günün yorgunluğunu bir atayım, devam edeyim diye düşündüm. Bugünkü sınav için biraz heyecanlıyım. Çünkü çalışabileceğimiz çok fazla şey yok. Kitabı okuyup duruyorum. Ne olacak bilmiyorum. Bundan bir proje ödevi yaptık ve
40 puanı o projeden gelecek, 60'ı sınavdan gelecek. Ve sınavdan ne kadar alacağım onu çok merak ediyorum. O yüzden biraz heyecanlıyım. Şimdi kahvaltımı edip evden çıkacağım. O yüzden hızlıca kahvaltı etmem gerekiyor. Normalde kahvaltı evde yapmıyorum. Bir poğaça falan yapıp geçiştiriyorum sınav zamanları ama bu sefer öğle yemeğini dışarıdan yiyeceğim için dengelemek istedim. O yüzden bir tanesini evden, bir tanesini dışarıdan yiyeceğim. Çok yorgunum ve konuşamıyorum. Ben şimdi yemeğimi yiyeyim, sonra konuşalım sizinle. Şimdi merkezden çıktım. Güney'e gidiyorum çünkü sınavım Güney'de. Sınava gireceğim. Bol şans dileyin çünkü gerçekten bu sınavdan hiçbir şey beklemiyorum. Yani okuduğum ve çalıştığım bir sınav ama hani okuyorum sürekli. Ama okuduğum şeyler hep bildiğim şeyler. O yüzden ben çok insan çalışası gelmiyor. Umarım iyi geçer. Zaten sınav 60 üzerinden değerlendirecek. Çünkü 40 puanlı bir proje yaptık. Umarım projeden 40, sınavdan da 60 alırım ve 100'ü zorlarım. Umarım. Hadi bye. Ben sizi en son sınava girerken bıraktım. Şu an saat gecenin 3.30. Ben okuldan yeni geldim. Okulda sabahlayacaktım. Fakat konum erken bitince eve geleyim, evde uyuyayım, öyle okula gideyim diye düşündüm. O yüzden şimdi eve geldim. Yatacağım. Çünkü çok uykum var. Direniyorum acılarına dünya. Bugünkü sınavım 12 soruydu. 12 sorudan ikisini salladım. Geri kalan 10 tanesinin neredeyse doğru olduğuna emin gibiyim. O yüzden kötü geçti diyemem ama iyi geçti de diyemem. Tam olarak o noktalardayım. Ama zaten bundan proje ödevi yaptığımız için dediğim gibi o rahatlatıyor beni birazcık. Şimdi ben gideyim uyuyayım çünkü yarın saat 10.40'da sınavım. Ben 9'da kalkmayı planlıyorum. Eğer sınavdan çıkışta eve gelip uyuyup akşam tekrar okula gideceğim. Çünkü cuma günü çok önemli. Sosyal psikoloji var ve konusu o kadar fazla ki ona çalışacağız. Günaydın. 10.40'da sandığım sınav 11.40'daymış ve ben şu an 1 saat erken geldim. Yani 1 saat az uyumuş ve şu tipte okulda olmuş oldum. Neyse. Gideyim azıcık daha çalışayım bari. Herhalde Evren bana dedi ki az çalıştın, biraz daha çalış bu sınava dedi. Ne diyeyim, başka hiçbir şey diyemiyorum. Susup kalıyorum. Tipime bakın. Eve geldim. Yemek yedim. Duş aldım. Şimdi yatıyorum. Bay bay. Ay çok soğuk. Ben 2 saat falan uyudum. Şimdi çıktım. Nehir'le kahve içeceğiz. Çünkü onu bu hafta hiç görmedim ve çok özledim. Maksat buluşmak, muhabbet etmek olsun. Böyle 1-2 saat takılacağız. Sonra büyük olasılıkla ben okula geçeceğim. Zaten okulumun yakınında takılacağız. Ondan sonra o eve dönecek. Sağ olsun benim için çıkıyor. Vallahi uyku dünyanın en güzel şeyi. Buna %100 eminim artık. Ama sınavlarda baş belası. Ama cuma günkü sınavı atlattıktan sonra geri kalan 3, bir tanesi tasarım ödevi, onu geçiyorum. O yüzden 2 sınavı da halledebilirim diye düşünüyorum. Yani hayat bildiği gibi gelsin diyorum. Şimdi ben Neyle buluşmak için buluşacağımız yere gidiyorum. Şimdi biz Neyle kahve içtik ve ben okula geldim. Fakat ben yine Neyle çekmeyi unuttum. Yani neden böyle oluyor sürekli? Sürekli unutuyorum. Neyleyken muhabbete çok fena dalıyorum. O yüzden unuttum. Özür dilerim. Onu göstermek çok istiyorum ama sürekli aklımdan çıkıyor. Neyse. Şimdi okula geldim. Başlayacağım. Umarım başladığım gibi de bitireceğim. Umuyorum. Işık gitti. Neyse. Şöyle totalde böyle 1 saat falan ara vermeden bir çalışayım istiyorum. Çünkü uyudum falan, bayağı vakit geçirdim. Duruma göre bakacağız. Thank you.
Dün ben okulda sabahladım. O yüzden sizinle hiç konuşamadık. Yani gerçekten çalıştım. Sonra 5 gibi eve gittim. Ve şimdi uyandım, okula geldim. Ve bugün makyaj yaptım. Çünkü bugün cuma ve bu haftanın son sınavına giriyorum. Şükür. Sonunda bir şeyler hak ettiğimi düşündüm. Bir şeyler içmeye, tatlı yemeye falan gideceğim. Şimdi sınava gidiyorum. Ben geldim. Bir haftanın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gerçekten aşırı yoğun ve aşırı yorucu bir haftaydı. Böyle sabahladığım, günümü hiç ettiğim, sınava sürekli çalıştığım günler oldu. Onlardan biri dündü bu arada. Bugünkü sınav hakkında konuşmam gerekirse, normalde hocam detay sormayan bir hocaydı. Böyle hep üstün körü sorardı. Ben hep üstün körü olacak şekilde çalıştım sınavlarına. Fakat sağ olsun bugün demiş ki, üstün körü değil, detay sorayım bu çocuklara deyip detay sormuş, geçmemiş, geçirtmiş diyoruz biz bütün sınıfça olarak bunu düşünüyoruz. Gerçekten canımız yandı. Yani çok ama çok zordu. Ama bu haftanın sonuna geldim. 5 tane finalim bitti. Geriye kaldı 3 final. O 3 finalde kısa bir vlogla bitiririm diye düşünüyorum. Size ufacık bir reklam arası olarak girmeye karar verdim. Eğer bu çalışma vlogunu izleyen 10. sınıflar varsa bu hediyem sizlere. Ya da 10. sınıf değilseniz de bunu arkadaşlarınıza verebilirsiniz diye size ufacık bir hediye ayarladım. 7 kitaplık fen bilimleri 10. sınıf setini ayarladım. İçinde kimya, tarih, of çok ağırlar, coğrafya, matematik, Türk dili ve edebiyatı, biyoloji ve fizik olmak üzere. Bu 7 kitaptan oluşan seti kazanmak için yapmanız gerekenler çok basit. Hemen aslında geçen çekilişlerde olduğu gibi kanalıma abone olmanız ve beni 2 arkadaşınızı abone etmeniz, bu videoyu beğenmeniz ve bu videonun altına yorum olarak Instagram adresinizi ve de benden hangi videoları görmek istediğinizi yazmanızı istiyorum. Son olarak da beni Instagram'dan takip ederseniz çekilişe katılmış oluyorsunuz. Fakat bu şartları yerine getirmeyenler çekilişe katılmış sayılmayacak. Eğer Instagram adresiniz yoksa da mail adresinizi aşağıya yazabilirsiniz. Bu güzel kitaplık 7 seti kazanmak istiyorsanız son tarihi aşağıda yazıyor olacak. O yüzden açıklamayı okumadan geçmeyin diyorum. Ve sizleri çok seviyorum. Videonun içine atıyorum. Unutmadan şunu da söylemeliyim ki malum final haftası olduğundan dolayı bu hafta çok düzensiz videolar geldi. Bu düzensiz video kısacık bir süre daha devam edecek. Yani bu haftanın sonuna kadar devam edecek. Ondan sonra finallerim bitince tamamen sizlere video çekmeye odaklı olacağım. Şimdi artık tamamen söyleyeceklerim bitti. Sizi videoya. Ve umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu da beğendiyseniz beğene tıklamayı. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Gelecek diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.